SMA tip 1 hastası Kütahyalı 5 aylı Zeynep bebeğin babası Kerim Aksan çocuğunun gözünün önünde erimesini engellemek için yardımseverlerin desteğini bekliyor. SMA tip 1 hastası Kütahyalı 5 aylı Zeynep bebeğin babası Kerim Aksan dünyanın en pahalı ilacı olarak görülen Zolgensma ilacının devlet tarafından ödemesi sağlanarak SMA'lı bebeklerin ülkemizde tedavilerin yaptırılmasını ve bu ilaç ödeme kapsamına alınmayacak ise bu ilaç için kolaylık sağlanmasını istiyorum dedi. Tüm SMA tip 1 hastaları ve Zeynep bebeğin sesi olmak, manevi destek vermek için tamamını izleyiniz, paylaşınız. Teşekkür ederiz. SMA tip 1 hastası Kütahyalı Zeynep bebeğin babası Kerim Aksan, Tera AVM'de kızına destek vermek için el sanatları satış reyonu açan Kültür Bakanlığı sanatçısı Nida Olçar'a, Kütahya'daki Çincilere yardım kampanyasına destek veren Kütahya Valiliğine, Kütahya Belediyesi'ne, hayırsever halka teşekkür etti. SMA tip 1 hastası Kütahyalı 5 aylık Zeynep bebeğin babası Kerim Aksan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bizim söyleyebileceğimiz tek şey bu SMA hastalarıyla alakalı Amerikan menşeli Novartis firmasının üretmiş olduğu Zolgensma ilacının tedavisi için devlet idarecilerimizin gerekli katkıyı sağlaması. Yani bu ilacı ülkemize getirerek ülkemizde bu ilacın uygulanmasını sağlaması. Bununla alakalı Amerika'da ve Avrupa'daki ilaç kuruluşlarının vermiş olduğu bu ilaçla ilgili onaylar var. Bunlara dikkate almaları, sonrasında ülkemizden bir şekilde kampanyalar düzenleyerek yurt dışına gidip çocuklarını tedavi ettiren aileleri baz alaraktan bu çocuklarını belki muayene etmeleri, kontrol etmeleri, gitmeden önce nasıl bir sıkıntı yaşadılar, ne zorlukları vardı, çocuklarında ne emareler vardı hastalıkla alakalı. Tedaviye gittiler. Tedaviden döndükten sonra çocuklarında ne gibi değişiklik oldu? Bunlara yönelik araştırmaların yapılması. Bununla ilgili zaten bu ilacın serüveni çok uzun süreli değil. Belki de 3-4 yıllık bir geçmişi var bu ilacın. Bu ilaç belki de kısa süre içerisinde bazı inceleyen birimleri, kurumları belki tatmin etmeyebilir. Ancak bazı veriler de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Mevcut durumda devletimiz Spinraza denilen bir ilaç var. Bu ilacın ödemesini yapıyor, yani ödeme altında, ödeme kapsamı altında. Bunları çocuklarımız uyguluyor belirli kriterlerde, uygulanıyor çocuklarımıza. Bu ilaç yeterli olmuyor çocuklarımıza. Mesela bizim kızımız erken teşhis döneminde faydalandı. Ancak mevcut durumdaki ilaçlar belli yere kadar fayda etti. Şu anda kendisinde mesela kızımız 5,5 aylık şu anda, 6 aylığa doğru gidiyor. Ve de erken tanı döneminin verdiği faydalardan, ayrıcalıklardan uzaklaşıyor gitgide. Yutma yetisi mesela kayboldu kızımızda. Buna bağlı olaraktan solunum sıkıntısı yaşıyor. Düzgün yutamadığından ötürü soluk borusuna mama kaçtı. Çocuğumuz bizim mesela 20 gündür yoğun bakımda şu anda. Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. 20 gündür yoğun bakımda çocuk. Belki bu ilaç ülkemizde olsaydı, zamanında gelmiş olsaydı kızımız 2-2,5 aylıkken bu ilacı alacaktı. Belki de emsallerine yakın düzeyde bir hayat kalitesi, fiziki kaliteye erişecekti yani. Ne olacaktı? Bununla birlikte kızımız Zeynep emsalleriyle birlikte 6-7 yaşına geldiği zaman okuluna başlayabilecekti. Arkadaşlarıyla, emsalleriyle birlikte koşup oynayabilecekti. Yani bir tane çocuk düşünün, ömür boyu şu anda özürlü adayı ve de bir tane ilaca bağlı bu. Bu ilaçla ilgili belki %100 oranında bir iyileşme yok. Ancak elde olan verilerini değerlendirerek en azından bir çocuklar üzerinde bir denenmesi belki de iyi bir sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Zaten bu kampanyayla alınabilecek bir ilaç bu. Yani normal bir Anadolu insanının üstesinden gelebileceği bir miktar değil. Yani bu normalde Türkiye'de 30 milyon liranın üzerinde bir rakam. 30 milyon lira bir devlet yatırımı gibi bir rakam. Yani bunu hiçbir insanımız bunun üstesinden gelemez. Gelemeyeceği için de kampanya yapıyor. Aynı bizim şu anda oluşturulmaya çalışılmış olan kampanyamızın örneğinde olduğu gibi. Kampanyalar yaparaktan bu ilacın parasını ödemek ve de yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Bunun yerine bu kadar zahmet, bu kadar zaman sıkıntısı, bu kadar etrafımızdaki gönüllü, tanıdık ya da tanımadık böyle yardımsever vatandaşın emekleri belli bir yerden sonra boşa gidiyor. Ya tabii ki manen boşa gitmiyor ama madden boşa gidiyor. Neden? Çünkü kampanyalar çabuk sürede bitmiyor. 30 milyon lirayı toplamak kolay değil. 30 milyon lira para toplanıncaya kadar bizim erken tanı dönemindeki kızımız, 5-6 aylık kızımız
gelecek 1,5-2 yaşına kadar. Ondan sonra zaten bu ilacın belki etki diliminden çıkacak yani. Ya da az bir faydasını görecek yani. Bunun için yani yetkililerden bizim isteğimiz tez zamanda bu ilacın ülkemize gelmesini istiyoruz. Belli anlaşmaları, belli incelemeleri, artık nasıl çalışmalar yürütüyorlarsa bir an önce bunları hızlandırsınlar, sonuçlandırsınlar istiyoruz yani. Bunu bütün, sadece ben değil yani, bütün aileler istiyor. Sürekli ayda bir tane SMA'lı bebeğimiz ölüyor. Yani yazık, günah yani. Bunun anası, babası, akrabası, eşi, dostu, yani bir nesil beklemek için bir evlat var ediyor. Var edilen evlatla da ilgili herhangi bir şey yapılmadığı için, yani hastalığıyla alakalı bir çalışma yürütülmediği için yazık yani, insan israfıdır yani, başka hiçbir şey değil yani bunun açıkçası. Evet. Açıklaması yok bunun. Onun için yani bizim isteğimiz devletimizden, devlet idarecilerimizden bu ilaç tez zamanda ülkemize gelsin ve de bizim insanımız elin memleketlerinde çare umar bir şekilde 3-4 ay boyunca nerede kalacak, ne yiyecek, ne içecek, hangi hastaneye gidecek, hangi tercümanlara ne kadar paralar verecek, yani bu sıkıntılardan insanımızı kurtarsınlar. Yani bu sadece bir yakınlaşan bir bazı dönemlerin yatırımları şeklinde bize hizmet olarak verilmesin. Yani bu gerçekten sosyal devlet anlamında yapılacak olan hizmetler niteliğinde bize, insanımıza verilsin bunlar. Ya biz o zaman arkamızda devletimiz var diye hissedelim bunu. Devletimiz gerçekten bizim arkamızda, ilacımız mı var? Gitti ilacımızı getirdi, ben Amerika'ya da gitmiyorum, Dubai'ye de gitmiyorum, ben bunu söyleyebileyim. Ben o zaman gururlanırım yani. Buraya da geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Buradaki sergimiz, sağ olsunlar, Kütahyalı iş insanımız Nida Olçar hanımefendi ve Çiniciler esnafımızın katkılarıyla oluşturuldu. Burada satılan, daha doğrusu sergilenen ürünler satıldığı takdirde kızımız Zeynep'in kampanya hesabına aktarılacak. Ve de bununla alakalı da yine teşekkürlerimize binaen ilimiz, Kütahya ilimiz, belediye başkanımız Sayın Alim Işık, Sayın Kütahya valimiz ve diğer burada emeklerini gördüğümüz, buranın oluşması için katkılar sağlayan diğer idarecilerimiz, Sera AVM idarecileri, yöneticileri, sahipleri, her birisine, belki adlarını unuttuğum kişiler de vardır, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buraya kadar da zahmet verdiniz hepiniz. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederiz. Sesimizi bir nebze bu yönde duyurabilirseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.